Emre Bey oğlum, şu montunu alıver. Ay Allah'ım, ay. Ay Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen bize bağışla hicanımızı ya Rabbim. Böyle birdenbire ne oldu anlamadım vallahi. Birdenbire bir şey olmadı. Birkaç gündür halsizdi zaten. İşimiz de fenalaştı. Nasipsiz yavrum. Uzun zamandır büyük acılara göğüs geriyor. Takatı tükendi. Gücü bitti. Tükendi. Ben bunun psikolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bakın iyi düşünün. Birkaç gündür benim bilmediğim bir şey mi oldu? Ya da bir hastalığım vardı? Bizim bildiğimiz bir şey yok. Alerji bile olmamıştı. Vallahi küçükken bir zatürre olmuştu. Ama yani ondan başka bir şey görmedik vallahi. Ama şimdi ölüsünü göreceksiniz. Bu işin içinde başka bir iş var. Ama öğreneceğiz. Her şey en ince ayrıntısına kadar tetkik edilecek. Hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Abi hadi sen konağa dur. Ama Emre Bey ben sizi burada bırakamam. Bana ihtiyacınız olabilir. Orada da ihtiyaç var hadi. Peki. Allah seni kahretsin. Beceriksiz herif. Ne oldu Yeniz Hanım? Bana yutturduğun ilaç hiçbir işe yaramadı. Ya hiç geçmedi. Sadece bayıldı kadın. Şimdi apar topar hastaneye kaldırdık. Ya ben sana hiçbir şeyi belli etmeden sadece öldüren bir şey ver demedim mi? Yeniz Hanım size tam öyle istediğiniz zehri verdim. Ama sanırım siz yanlış kullandınız. Size söylediğim dozdan fazla verdiyseniz vücut onu atmaya çalışır. Sadece 3 damla kullanmanız yeter. Allah kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Şu an için yapılacak hiçbir şey yok. Hastaneye kaldırıldı öğrendim. İşiniz çok zor. Nasıl? Nasıl yani? Tahlilde çıkar mı? Kan testinde hemen çıkar. Allah kahretsin olamaz. Olamaz böyle bir şey. Ben ölürüm. Hidran yerine ben ölürüm ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bir şey yapmalıyım. O kan testine çıkmamalı. Ben bir şey yapmalıyım. Hocam nabzı çok düşük. Hemen ventilasyon uygulansın. Kavuşmamız senin ellerinde. Dayanmak zorundasın.
Gücünü topla, hemen yanıma gel. Hiç ayrılmayalım. Dayan anne, dayan. Durumu nasıl? Nabız alamıyoruz. Çok cihazını hazırlayın. Anneanne çıkar beni buradan lütfen. Dayan Hicran abla. Allah'ım ne olur Hicran ablamın bir şey olmasın. Çıkarın beni buradan, yardım edin. Melek, canım neyin var? Hicran ablama gitmem lazım. Melekciğim. Melek. Of, bir kere de lazım olduğunda aç şu telefonu Yeliz. Neler oluyor acaba? Neler oluyor Aliye Hanım? Ortalık ayağa kalkmış. Hicran Hanım'dan haber var mı? Yeliz'i aradım sormak için ama açmıyor. Sizin konakta olup bitenden haberiniz yok tabii. Şirkette de durumlar karışık, sizin de bildiğiniz gibi. Zor geçen 2 yılın ardından işleri rayına koymaya çalışıyorum. Kısınız ama konakta olup bitenle de ilgilenseniz iyi olur. İşte 2 tarafla da ilgilenirsem hiçbirine yetişemiyorum bu sefer. Siz de haklısınız tabii. Merhaba küçük hanımefendi. Merhaba. Yere mi gidiyorsun? Evet. Nereye peki? Hicran ablamın yanına. Hastalandı da. Hicran ablanın nerede olduğunu biliyor musun? İstersen seni götürebilirim. Olur. Hatta gidelim. Hicran ablan daha fazla beklemesin. Demek Emre'nin kızısın sen. Evet, tanıyor musun onu? Tanımaz olur muyum? Çok eski bir arkadaşım. Önce hemen kavuşmak isterim Hicran ablama. Hicran kim? Annem. Yani annem gibi sevdiğim biri. Aslında bakıcım. Ama babam evlilik teklifi etti. O yüzden annem sayılır. Öyleyse... Baban da seviyor Hicran ablanı. Sevmez olur mu? Hicran ablamın altın gibi kalbi, melek gibi yüzü vardır. Ay Emre Bey oğlum. Vallahi dilim damağım kurumuştu, sağ olasın. Afiyet olsun. Emre Bey oğlum. Zahmet etmişsin Emre Bey oğlum ama... Hicran kızım orada can çekişirken nasıl kursam dengesin? Derviş Bey, siz benden kat ve kat daha görmüş geçirmiş bir insansınız. Biliyorum içinizde çok büyük bir acı, endişe, korku var. Ama hepimizin Hicran için güçlü olması gerekiyor. Lütfen hatırım için bir yıkılım alın. Bu size iyi gelecektir. Haklısın. Sağ ol. Afiyet olsun. Yok. Bu durumda onu nasıl yalnız bırakırsınız? Ben bir anlığına mutfağa gitmiştim. Döndüğümde yoktu. Her yeri ama her yeri aradım. Geldik. Teşekkür ederim amca. Memnun oldum.
bekle bir dakika. Senden küçük bir iyilik isteyeceğim. Babana benden hiç bahsetme, olur mu? Vay vay. Zaaflarını buldum Emre Aksoy. Baba. Melek. Emre ne oldu? Melek burada, hastaneye gelmiş. Nasıl olur? Bilmiyorum, öğreneceğim şimdi. Bu konuyu da sizinle daha sonra konuşacağız. Melek, evde kalman gerektiğini söylemiştin bir tanem. Senin ne işin var burada? Duyamadım baba. Hicran ablam buradayken evde bekleyemem. Sen nasıl geldin buraya? Melek, sana bir şey sordum. Buraya nasıl geldin? Taksiyle geldim. Ne olur beni geri gönderme baba. Burada kalayım. Hicran ablam benim burada olduğumu hisseder. Hemen iyileşir. Güzel kızım. Ah benim güzel. Hicran ablam nasıl? İyi olacak bir tanem. İyi olacak. Gel bakalım. Gel. Geç otur şöyle. Gel bakalım. Gel güzelim. Durumu nasıl? Aynı. Yeniden oksijen verelim. Peki. Bir daha hiç ayrılmayalım. Korkma bir tanem, korkma. Ayrılmayacağız asla. Biz hep birlikte olacağız artık. Her şey sana bağlı anne. Kavuşmamız senin ellerinde. Dayanmak zorundasın. Gücünü topla, hemen yanıma gel. Hiç ayrılmayalım. Dayan anne, dayan. Başımdan aldın. Ya nasıl haber vermeden gidersin kızım? Ölüyordum korkudan. Şu an bunları konuşmanın sırası değil. Daha sonra konuşacağız. Haklısın Emre'cim. Ben korkunca tutamadım kendimi. Nasıl Hicran Hanım'ın durumu? Bir gelişme var mı? Bırakmayacağım seni. İyileş diye dua ediyorum lütfen. Tekrar meleğim de bana. Ben sensiz ne yaparım? Gücünü topla, hemen yanıma gel. Hiç ayrılmayalım. Dayan anne, dayan. Her şey senin elinde anne. Kavuşmamız sana bağlı. Dayanmak zorundasın. Melek. Bak ben yanındayım, bırakmayacağım seni. Ne oluyor burada? Küçük hanım, dışarı çıkın derhal. Acele bu şekilde giremezsiniz. Lütfen çocuğu çıkarır mısınız? Doktor amca lütfen, iki dakika daha kalayım. Hayır, mümkün değil. Hastamızın sağlığı için yalnız kalması gerekli. Gel bir tane. Gel. Gel güzel. Hicran abla merak etme.
Ben senin yanında olacağım. Bırakmayacağım seni. Hadi güzel. Gel. Cem, üzülme tatlım. Bak çok yoruldun sen de. Hadi gel birazcık oturalım. İstemiyorum. Sen niye bir şey söylemiyor ki? Ben böyle elim kolum bağlı duramıyorum. Allah Allah. Doktor bey, ya nedir durum? Bir şey söyler misiniz artık? İlk müdahaleyi gerçekleştirdik. Kan basıncını normal düzeye çekmeyi başardık. Solumu da geldiği zamana göre daha iyi. Oksijenle destekliyoruz. Ama henüz bu durumun sebebini anlamış değiliz. Çeşitli tahliller ve testler yapıldı. Hiçbir hastalığı göz ardı etmediğinizden emin olabilirsiniz. Sonuçları bekliyoruz. Veriler doğrusunda daha net bir şekilde bilgilendireceğim sizi. Doktor amca, ne olur Hicen ablamı iyileştirin. Ben onsuz yapamam. Merak etme güzel kız. Biz elimizden geleni yapacağız. Sen sevgini, dualarını gönder ablana. Hepsi ulaşacaktır. Baba, Hicen ablamın iyi olacağına söz ver. Hastanedesiniz. Benim burada ne işim var? Sabah bir baygınlık geçirmişsiniz. Derhal acil müdahale uyguladık. Tamam, şimdi iyiyim. Ben gitmek istiyorum. Ay, gitmeliyim, ben gitmeliyim. Sakin olun. Lütfen, durumunuz iyi değil. İyice dinlenmeniz lazım. Ya anlamıyorsunuz. Benim kızımı bulmam gerekiyor. Beni bırakır mısınız ya? Asıl siz anlamıyorsunuz. Şimdi sakin olmalı ve size soracağım soruları yanıtlamalısınız. Tamam, ne soracaksanız bir an önce sorun ve bitsin. Çünkü benim gitmem gerekiyor. Bu fenalaşmalar ne zamandır oluyor? İki haftadır. Yani çok zor bir süreç geçiriyorum. O yüzden oluyor. Peki son zamanlarda halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler oldu mu? Sevgili misiniz? Kızınızdan bahsettiniz. Onun dışında bir yakınınız var mı? Ya siz bana niye böyle sorular soruyorsunuz? Çok üzgünüm ama bir doktor olarak size gerçeği söylemek zorundayım. Birçok test uygulandı. Tam sayın kan testi ve biyopsi uyguladık. Peki sonuç? Maalesef. Lösemi hicranın 4. seviyede. Tahminimizce karaciğere de metastaz yapmış. Melek. Kızım. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Maalesef. Lütfen kapıyı kapatır mısınız? Birinin duymasını istemiyorum. Buyurun, şimdi konuşabiliriz. Can Hanım, hastalık hızı seyretmiş. Dokularda büyük tahribat var. Yani geri dönüş yok mu? Baş dönmelerim, halsizliğim, bayılmalarım hepsi bu yüzden miymiş? Bayılmanızın nedenini hastalığınız olduğunu düşünmüyoruz. Bunun dışında bir komplikasyon yaşanmış. Yediğiniz, içtiğiniz bir şeyin tepkimesi olabileceğini düşündük ama hemogram testinizde bir bulgu yoktu. Ama? Bu testler sayesinde hastalığınızın teşhisini koyabildik. Bu bir son değil, değil mi doktor bey? Atlatabilirim, değil mi? Öncelikli olarak dinlenmeniz lazım. Kendinizi toparladıktan sonra her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşuruz. Hayır lütfen. Ben bir an önce gerçeği duymak istiyorum. Bana gerçeği söylemek zorundasınız. Bunu bilmeye benim hakkım var. Tedaviyi deneyebiliriz. Kemoterapi, akıllı ilaçlar, immünoterapi.
Ama şansım çok düşük değil mi? Maalesef patoloji sonucuna göre elimizden geleni yapacağız. Ama size mucize vaat edemeyiz. Peki tedavi zor mu? Yani ben acı çekecek miyim çok? Kemoterapi süreci biraz sert olacak. Yan etkileri, oluşabilecek yeni komplikasyonlar. O dönem içerisinde iyi bir bakım görmeniz şart. Anlıyorum. Tamam. Peki sizden benim bir ricam olacak. Şimdilik kimse bilmesin, olur mu? Ama ailenizin bilmesi... Melek, o daha çok küçük bir çocuk. Onun üzülmesini istemiyorum. Buna dayanamam. Ben kendimi hazır hissettiğimde onlara kendim söylemek istiyorum. Bunu sizden bütün kalbimle istiyorum, lütfen. Peki canım, siz nasıl isterseniz. Neden Allah'ım, neden? Neden canım ağlıyorsun? Tam kızıma kavuşmuşken neden? Ona doyamadan kara toprağımda uyuyacağım ben. Görebilir miyim onu? Doktor bey, bir şey söyler misiniz artık? Hicran'ın hastalığı ne? Şu an için bir şey söylemek güç. Bir takım testlerin sonuçlarını aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağım size. Ama bir gece daha Hicran Hanım'ı müşahede altında tutacağız. Şu şartlar altında yarın taburcu edebiliriz hastamızı. Yaşasın baba, Hicran ablam iyileşti. Evet bir tanem, o hep çok güçlü. Aramıza döneceğini biliyordum. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ay şükürler olsun. Vallahi balık kaya gibi benim kızım, kaya. 9 canlı mübarek. Ama ben onu öyle güzel besledim, büyüttüm ki. Kökü sağlam, kökü. Kervan, sevincim bile sivri dilli, biliyor musun? Aman bir abi. Mutluluktan ben ne dediğimi biliyor musun Allah aşkına? Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Hicranımız döndü ya bize. Rabbim dualarımızı kabul et diye bugün sana bile laf etmem. Ben dememiş miydim? Hicran ablam beni asla bırakmaz diye. Güzel. Allah'ım ne yapacağım ben? Kansere yenik düşüp kızımı bir başına mı bırakacağım? Ne yapacağım Allah'ım? Ne olur yardım edin bana, ne olur. Ona gerçeği söylemeden, bağırma basamadan nasıl gideceğim? Nasıl dayanacak o küçücük yavrum acıya? Ciğer eden metastaz yapmış. Melek. Kızım. Daha çok erken. Kızımın kokusunu içime çekememişken. Ona kavuşamamışken. Allah'ım ne olur can ver bana. Ne olur lütfen.
Girin. Hicran abla. İyileştin değil mi? İyileştin, yanımızdasın. Sen kötü olunca ben dayanamıyorum. Meleğim. Kızını bulamadığın için mi ağlıyorsun? İyileşince ararsın. O zamana kadar istersen ben senin kızın olurum. Eğer istersen sana anne de derim. Kızım alsan çok isterim. Hiç bırakmayacaksın abla. Hep yanımda kal. Güzel kızım. Hicran ablam bugün çok yoruldu. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Hem senin de dönüp uyuman gerek. Ne olur baba. Hicran ablamın yanında kalayım. Tabii sen de istersen. Melek bu gece benim yanımda kalsın. Olur mu? Ha bak. Fazla yormak yok, anlaştık mı? Ben dışarıdayım. Nasıl icranımız Emre Bey? Toparlayabildin mi biraz? Merak etmeyin, gayet iyi. Doktorun da dediği gibi biraz dinlenmesi gerekiyor. Bu akşam burada Melek'le biz kalacağız. Herkes yeteri kadar yoruldu zaten, siz konağa dönün. Aa, olmaz vallahi. Ben kızımı bırakıp da şuradan şuraya gitmem. Hicranımız hastane köşesindeyken bizi uyku tutar mı Emre Bey? Lütfen, itiraz istemiyorum. Süleyman abi sizi götürmek için dışarıda bekliyor. Emreciğim, ben de sizinle kalayım. Sen Hicran Hanım'la ilgilenirken ben de Meleğe göz kulak olurum. Ya, sizin konakta olmanız daha iyi olacak. Buradaki işleri ben hallederim. Ya, burası çok fazla kalabalık olmasın. Siz konağa gidin. Biz kalırız burada. İyi madem. Hadi. İyi günler. Görüşmek üzere. Emreciğim, dikkat et kendine. Bu serum ne için? Kan temizleyici bir solüsyon. Nasıl yani? Kanla ilgili bir problem mi var? Hayır hayır. Ben doktorla konuştum. Öyle prosedürmüş. Geçmiş olsun. Bu defa beni çok korkuttun. Seni öyle görünce bir an aklımı kaybedecek gibi oldum. Daha iyiyim şimdi. Hem doktor tansiyonumla ilgili olduğunu söyledi. Hicran abla, bugün ben de seninle uyuyabilir miyim? Bir tanem, bak biliyorum bunu çok istiyorsun ama Hicran ablan çok kötü bir gün geçirdi. İzin verelim, biraz istirahat etsin. Ben de Mel'in yanımda kalmasını istiyorum Emre. İyi, tamam o zaman. Daha fazla ısrar etmiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben dışarıdayım. Çok belli etmek istemedim ama çok korktum. Sana bir şey olsa ben dayanamam. Ama artık geçti, iyileştin. Yanımdasın. Hep de yanımda olacaksın, değil mi?
sen benim ve Meleğin ailesin Hicran. Ne kadar kaçmaya çalışsan da bizim kaderimiz bu. Son zamanlarım da olsa yüzünü görmek çok güzel. Günaydın. Günaydın baba. Çıkış işlemlerini hallettim. Eve dönebiliriz. Yaşasın. Hicran'ın ablam iyileşti. O zaman ben toparlanayım. Tamam. Ben dışarıdayım. Ben sana yardım edeyim. Nereye? Ufak bir işim var. Halledip geleceğim hemen Meleğim. Tamam ama çabuk gel. Gel bakalım. Doktor ben. Ben bu durumun ailemin bilmesini istemiyorum. Ama kendimle ilgili detayları sizinle görüşmek istiyorum. Bana bu numaradan ulaşabilirsin. Kaybedecek vaktimiz yok. Çok hızlı bir şekilde dönüş yapman lazım. Saniyeler bile çok önemli. Dersiniz konaktan önce bir yerlere gidelim ha? Ne dersiniz? Hicran, beni duyuyor musun? Duydum ama ben biraz yorgun hissediyorum kendimi. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Peki sen prenses, bugün okula gidecek misin? Lütfen bugün okula gitmeyeyim. Hicran ablamla kalmak istiyorum. İyi hadi bakalım bugünlük öyle olsun. Yaşasın. Hicran abla. Hani sen şimdi iyileştin ya, daha da iyi olduğunda tatile gidelim. Konuşmuştuk ya, böyle masmavi denizi olan, ormanı da olsun, kamp yapmaya gideriz. Çok iyi olmaz mı? Kızım, hoş geldiniz. Hicran'ım, iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. Yani toparladım biraz ama yorgun hissediyorum kendimi. Biraz dinlenmek istiyorum. Hicran, Hafize odanı hazırladı yavrum. Hemen istirahat et. Teşekkür ederim. Hicran, iyi misin? Odana götüreyim mi seni? İyiyim, iyiyim. Kendim gidebilirim. Teşekkür ederim. Ver bakalım, fındık. Eyvah, eyvah, eyvah. Hicran, öğrendin yani her şeyi. Öğrendi mi bilmem. Ama şüphelendiği ortada. Bu yüzden sordu o soruları demek ki. Yandık biz yandık, mahvolduk. Vallahi yandık, bittik, mahvolduk. Ne yapacağız? Ne bileyim.
arıyorsunuz burada? Hicran Hanım iyileşip aramıza katılacağı için odasını hazırlatmak istedik. Hicran Meleğin odasında kalayım demişti de ben de Emre Beyciğim Ali Hanım'a yardım edeyim dedim. Ama Süleyman amcam Hafize ablamın yaptığını söylemişti. Hafize ablanın çok işi vardı canım. Bu yüzden Kerim Ana'nın kızının odasını kendisi hazırlamak istedi. Hem büyüklerin lafına girmemek konusunda ne demiştik Melekciğim? Hicran kızım sen nasılsın? İyisin değil mi? Biraz daha iyiyim. Dinlenmek istiyorum. Hadi biz çıkalım. Hadi. Hadi güzel kızım. Melek. Sen benim yanımda kalsan olur mu? Ay ben Emre Beyciğim ay deneyimde alayım da yürümesi zor oluyor ya. Tamam. Gidelim. Maalesef patoloji sonucuna göre elimizden geleni yapacağız. Ama size mucize vaat edemeyiz. Madem artık iyisin, hadi gidelim. Nereye? Tatile. Hani öyle konuşmuştuk ya. Baş başa tatile gidecektik. Çantamı hazırlayayım mı? Alo buyurun. Doktor bey merhaba. Ben bir gelişme var mı diye merak ettim. Bizde bir netice yok. Daha fazla ipucuna ihtiyacımız var. Bu noktadaki anahtar sizsiniz. Merak etmeyin Emre Bey. Ben de işin peşini bırakmış değilim. O dönemde hastanede çalışan birkaç kişiyle mutlaka konuşacağım. Ve ipucu bulur bulmaz da size haber vereceğim. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. Seni yakıp kavuran acıyım. Her ne olursa olsun bitireceğim bir canım. Kızını bulacağım. Sonra seninle evleneceğim. Sen ve kızımız sonsuza kadar yaşayacak aşkımız. Hicran abla, hani sen iyileştin ya. Daha da iyi olduğunda tatile gidelim. Konuşmuştuk ya, böyle masmavi denizi olan, ormanı da olsun. Kamp yapmaya gideriz. Çok iyi olmaz mı? Biz göre göre kızıma yalan söyleyemem. Meleğin her şeyi öğrenmesi gerek artık. Hem de her şeyi. Yani... Canım şu an hiç istemiyor. Hadi ama Emre. Ya senin için hazırladım ellerimle. Hem sana söylüyorum, bitecek artık bu mesele. Kutlama yapmamız lazım. Ya ben avukatlarla görüştüm. Feshedecekler sözleşmeyi. Bu arada feshi için senin imzana da ihtiyacım olacak. Hafize kolay gelsin. Meleği gördün mü? Bahçedeydi en son. Tamam ben bir bakayım. Teşekkür ederim. Melek artık ben sana her şeyi anlatacağım. Gerçekleri öğreneceksin.